Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Glut Kütüphanesi ve OpenGL Kütüphanesi'nden bahsedeceğim. OpenGL Kütüphanesi aslında arkadaşlar çizim yapmak için kullanılan bir kütüphane. Ekran kartıyla direkt iletişim kurmanızı sağlıyor. İki tane kütüphane var bu işlemi gerçekleştirebilen, yani ekran kartıyla direkt iletişim kurabilen iki kütüphane var. Bunlardan birisi DirectX, birisi OpenGL. Biliyorsunuz oyun programlarını yazarken genelde DirectX kullanılıyor ama OpenGL'de kullanıldığı yerler oldukça çok. İkisi arasında bir karşılaştırma yapmayacağım. Birbirleriyle aynı işi yapıyorlar. Biz OpenGL'i kullanacağız. OpenGL açık kaynaklı ve her türlü platform tarafından destekleniyor. OpenGL arkadaşlar bizim için basit çizimler yapacak. Fakat OpenGL'in ilk önce ihtiyaç duyduğu şey bir pencere oluşturmak. Pencere oluşturma işlemi ise arkadaşlar cidden uzun zaman alan bir işlem. Bu yüzden Glut yardımcı kütüphanesini kullanacağız. OpenGL ile beraber geliyor. Şu adresten MinGV'ye uygun FreeGLUT versiyonunu indireceksiniz. Daha sonra arkadaşlar bu FreeGLUT'ı C veya D klasörüne yerleştireceksiniz. Aynen benim burada yerleştirdiğim gibi. FreeGLUT içerisinde bakın bir bin klasörü, ki burada DLL dosyanız var. Bu çalıştırılabilir dosyanızın yanında bulunması gerekiyor. Veya bunu Windows'un içerisinde System 32 veya System 64, SYS 64 de sanırım tam ismi. O klasörün içerisine yerleştirmeniz lazım. Aksi takdirde OpenGL programlarınız çalışmayacak. Include klasörümüz burada. Lib klasörümüz burada. Çünkü bunlara bağlanmamız gerekiyor. Şimdi gelin isterseniz kod dosyamıza bir bakalım. Bakın arkadaşlar, main fonksiyonumuz şu formatta olacak. Bu standart bir format. Main fonksiyonun birçok formatı var. OpenGL uygulamaları yaparken bu formatı kullanacağız. Öncelikle şu satırda OpenGL'in temel ayarını yapıyoruz. Bu çok önemli değil, bunu bilmeniz, detaylarını yapmanız gerekiyor. O kadar düşünün. Burada arkadaşlar oluşturacağımız pencerenin genişliğini ve yüksekliğini belirtmemiz gerekiyor. Şu ana kadar hep konsol üzerinde işlem yapıyorduk ama konsol gerçek bir pencere değil. Yani şu an kullandığımız bir pencere gibi bir pencere değil. Konsol içerisinde bir çizim yapamazsınız. Konsol çünkü sadece karakter çıkarmak için tasarlanmış bir ekran. O yüzden bizim burada yeni bir pencere oluşturmamız gerekiyor. Bir Windows penceresi. Burada da onun genişliği ve yüksekliğini belirtiyoruz. Daha sonra penceremizi oluşturuyoruz. Tabii pencereyi oluştururken başlığını da veriyoruz. Bakın şurada yazacak şey. Şunu programı diyelim. Daha sonra arkadaşlar klavye fonksiyonumuzu veriyoruz. Klavyede herhangi bir tuşa bastığımız zaman bu fonksiyon çağrılacak o Glut tarafından. Yani şuradaki fonksiyon. Aynı şekilde çizim işlemi için Glut'a bir fonksiyon veriyoruz. O da bu fonksiyon. Bu iki fonksiyonun gövdesini biz yapacağız. Glut bizim fonksiyonumuzu otomatik olarak çağıracak. Şimdi bunu anlattıktan sonra gelin ilk uygulamamızı derleyelim. Keyboard ve display fonksiyonlarımızı anlatmadan önce arkadaşlar make faalimi anlatmak istiyorum. Bakın burada make faal yaparken öncelikle bir kere FreeGLUT'ın include klasörünü de projemize eklememiz gerekiyor. Derleme aşamasında eklememiz gerekiyor. Zaten bir include klasörümüz olacak. Bir de ona ek olarak FreeGLUT klasörünü include taramasını isteyeceğiz en azından derleyicimize. Eğer hash dosyasını bulamıyorsa bu klasöre de bug diyeceğiz. Bakın ikinci klasörü yazmanız için tekrar eksi yazmanız lazım. Ben hepsini birleştirip bir değişken içerisine yerleştirdim. Ayrıyeten DLL dosyasına bağlantı kurabilmenizi sağlayan lib dosyasına da ulaşmanız gerekiyor. Arkadaşlar bundan sonraki projeleriniz hep böyle olacak. Yani profesyonel C ve C++ projeleri hep bu şekilde yapılır. DLL'lere bağlanmak için ayrıyeten bir de statik kütüphaneler kullanılır. Biz burada statik kütüphanemizin yolunu gösteriyoruz. Eksi L ile. Bu değişken arkadaşlar çalıştırılabilir dosyanızın hemen sağına yazıyorsunuz. Bakın buraya kadar her şey normal. Daha sonra da arkadaşlar hangi kütüphanelerini kullandığınızı belirtmeniz gerekiyor. Yani hangi statik kütüphaneleri kullandığınızı belirtmeniz gerekiyor. Bu bütün projelerinizde aynı olacak. En azından OpenGL projelerinizde aynı olacak. Ezbere bilmenize gerek yok. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar gelin make diyelim. B001 1002 CPP bulunamadı diyor. Niye? Çünkü SRC'ye gitmedi. Çünkü SRC'yi taramıyor. Virtual Path'ı taramıyor şu an için. Ayarlayacağız. Bakın gördüğünüz gibi
Projemiz oluştu. Glut programı diyor. İsterseniz yüksekliğini, genişliğini arttırabilirsiniz. Şuradan gelelim. 1000 diyelim ki 1000. Gördüğünüz gibi daha geniş oldu. Şimdi bunu anlattıktan sonra arkadaşlar klavyeyi biraz sonra anlatacağım. Bakın bu arkadaşlar çizim fonksiyonumuz. Çizim fonksiyonu arkadaşlar ekrana resmi çıkartan fonksiyondur. Bakın bilgisayar grafiklerinde görüntü sürekli olarak çizilmesi gerekiyor. Bilmeniz gereken, şu an için net olarak bilmeniz gereken şey, kodunuzda sürekli şu başlangıçlar olacak. Ayrıca display fonksiyonunuzun sonunda da bu oluşması gerekiyor arkadaşlar. GLFlash. Sizin tek yapmanız gereken çizimi glbegin ve glend fonksiyonların arasına yapmak. Bu blokları istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ama yeter ki doğru şekilde yazın. glbegin çizim yaptığınızı gösteriyor. Yani bir şekil çizmek istediğinizi belirtiyorsunuz. Parametre olaraktan ne tür bir şekil çizeceğinizi belirtiyorsunuz. Ben üçgen çizmek istiyorum ki bu temel şekildir. Şimdi bir üçgen çizmek için ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? 3 tane noktaya ihtiyacınız var. 1, 2, 3. Sizin OpenGL'e vermeniz gereken 3 tane nokta var. Bu 3 noktayı verdikten sonra OpenGL onları birleştirecek ve içerisini dolduracak. Tabi isterseniz başka renkte seçebilirsiniz. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Peki biz OpenGL'e bu 3 noktayı nasıl vereceğiz? Bu nokta, bu nokta. Şu an için sırası önemli değil. 3 boyuta geçseydik önemliydi ama şu an için önemli değil. 2 boyuttayız çünkü. Arkadaşlar üçgen noktayı vermenin yolu şu. GL Vertex 2F. 2F 2 tane parametre alıyor. Yani 2 boyutlu demek. İsterseniz koordinatları belirleyelim. Diyelim ki şurası arkadaşlar pozitif Y. Şurası da pozitif X olacak. Ben istiyorum ki 100 birim ilk noktamız burası olsun. Sonra 100 birim yukarısı, yani X ve Y'de 100 birim yukarısı ikinci noktamız. Üçüncü noktamız da şurası olsun. 200'er birim diyelim. O yüzden şu nokta için X 200, Y 0. İkinci noktam X 200, Y200. Üçüncü noktam X0, Y200. Gelelim. Gördüğünüz gibi üçgenimizi çizdi. Tek yapmanız gereken 3 nokta vermek. Eğer 2 nokta verirsiniz bakın, OpenGL çizimi yapamayacaktır. Üçüncü noktayı verdiğiniz zaman çizim yapar. Eğer dördüncü bir nokta verirseniz yine çizim yapamaz. Çünkü OpenGL sizden tekrardan bir 3 nokta bekliyor. Yani ilk üçgeni çizdiniz. Üçer üçer okuyor. Yani 3 noktayı bir üçgen için, sonraki 3 noktayı başka bir üçgen için kullanacak. Eğer siz program 1 derseniz yine aynı şeyi verecek. Gelin isterseniz ikinci bir üçgen çizelim. Ne demiştik? İlk üçgenimiz burası. İkinci üçgenimiz ne olacak arkadaşlar? 0'a 0 ekleyeceğiz sadece. 0'a 0, 200'e 0, 0'a 200. Tam tersini de yapabilirsiniz. 0'a 200, 0'a 0, sonra da 200'e 0. Bakın bu sefer de gördüğünüz gibi aşağı çizdi. İstersek renkleri değiştirebiliriz arkadaşlar. Renk değiştirmek için de GL Color 3F. 3F 3 tane float parametre istiyor demektir. Bunlar ne? Kırmızının yoğunluğu, yeşilin yoğunluğu, mavinin yoğunluğu. Yoğunluklar arkadaşlar 0 ile 1 arasında değişen değerler alır. 0 hiç kullanılmayacak demektir. 1 en koyu haliyle kullanılacak demektir. Derleyici ne yapıyor peki? Derleyici arkadaşlar şunu yapıyor. Arka planda pardon, OpenGL şunu yapıyor. Bu girmiş olduğunuz renk kombinasyonlarını birleştirip yeni bir renk elde ediyor. Bunu resim dersinden biliyorsunuz. Eğer tam kırmızıyla tam yeşili birleştirirseniz elde edeceğiniz renk
Sarı olacaktır. İstersek ikinci üçgenin rengini başka bir renk yapabiliriz. Bu araya gelirim, derim ki 0. Gördüğünüz gibi. Buradan çıkartacağımız sonuç ne? GL Color komutu kendi altındaki üçgenleri, şekilleri etkiler. Ta ki başka bir GL Color komutu gelene kadar. Başka bir sonuç da şu arkadaşlar. OpenGL üçgen istediğiniz zaman, yani üçgen çizilmesini istediğiniz zaman verdiğiniz noktaları üçer üçer okuyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani 3 nokta, sonra 3 nokta. Eğer bu noktalardan birisini vermezseniz OpenGL çizim yapamayacaktır. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar, eğer Exe'me dikkat ediyorsanız hemen yanında FreeGLAT DLL var. Eğer ki ben bu FreeGLAT DLL'i Exe'nin yanından kaldırırsam bakın böyle bir hata alacağız. Neden? Çünkü Exe FreeGLAT DLL'e ihtiyaç duyuyor. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Burada kullanmış olduğunuz fonksiyonların, şurada kullanmış olduğunuz fonksiyonların hepsinin gövdesi FreeGLAT DLL içerisinde saklı. Siz programı çalıştırdığınızda Windows DLL dosyasıyla Exe dosyanızı birleştiriyor. Bunu arkadaşlar dinamik kütüphane diyorlar. Bakın DLL'den kasıt o zaten. Dynamic Loaded Library. Dynamic Loaded Library diye düşünebilirsiniz. Yani program çalıştırıldığı an birleştiriyor. Bunun avantajı ne? Programınız daha küçük kalıyor. Eğer sürekli birleştirmiş olsaydı, yani programınız çalıştırılma anında birleştirilseydi, derlenme anında, bu kadar küçük yer kaplamazdı. Bir, eğer ki DLL üzerinde bir değişiklik yapsaydı DLL'i üreten kişi, sizin programı tekrardan derlemeniz gerekirdi. Bu çok büyük problem. O yüzden DLL dosyamız yanında olacak veya DLL dosyamızı Windows'un System 32 klasörüne veya şu an BinGV'nin Bin klasörüne veya SS64 klasörüne yerleştirebiliriz. Windows'un yine SS64 klasörüne. Yani Windows DLL'i nerede bulacağını bilsin. Şimdi include etmeyi biliyoruz. Peki bu library dediğimiz şey ne? Yani şurada yaptığınız işlem ne? Arkadaşlar, şimdi siz ekleme yaptığınız zaman FreeGLAT haşa derleme aşamasında derleyiciniz DLL ile haş dosyası arasındaki ilişkiyi kuramıyor. Yani makine koduyla, ki DLL içerisinde makine kodu var. Fonksiyonların makine, mesela glutinit'in makine kodu burada saklı. Bağlantıyı kuramıyor arkadaşlar. Bağlantıyı kurabilmesi için statik kütüphanelere ihtiyaç duyuyor. Bunları geliştiren, DLL'i geliştiren kişiyle aynı kişi. Onlar size veriyor. Siz de bağlantıyı kurması için library'nizde kullanıyorsunuz. Aksi takdirde FreeGLAT DLL ile bağlantı kurmak sizin üstünüze kalacaktı. O da cidden uzun ve yorucu bir iş. Static library'lerin kullanımının sebebi arkadaşlar bu. İleride programlamacılık açısından ilerlersiniz. Daha detaylı, derin bilgilerine sahip olabilirsiniz. Ne demiştim? Include FreeGLAT hash'e ekleyeceğiz. Bu da projemizin FreeGLAT'a bağlanabilmesi için gerekiyor. Şimdi size daha temel bir şeyden bahsedeceğim. Bir programı çalıştırdığınızda konsol programında siz tuşa bastıkça konsol programı adım adım ilerliyor. Eğer ki yapacak bir şey yoksa biliyorsunuz programınız kapanıyor. Main bittiği zaman program kapanıyor. Ama şu ana kadar kullandığınız programlar bu şekilde değil. Siz kapat butonuna basmadan kapanmıyorlar. Sürekli işlem yapıyorlar. Mesela bir oyunu düşünün. Açtığınız zaman siz kapat demediğiniz sürece oyun sürekli olarak işliyor. Bunun sebebi arkadaşlar, pencere programlarının, yani şu an Windows'ta kullandığınız bütün programların sonsuz bir döngüyle çalışması. Yani bu döngü siz programı kapatmadığınız sürece asla bitmeyecektir. Aynı şey OpenGL programları için de geçerli. OpenGL programlarını çalıştırırken önce ayarları yapıyoruz. Bunlar bir kere yapılıyor, programın başında yapılıyor. Program sonsuz döngüye girmeden önce yapılıyor. Daha sonra arkadaşlar programınız bir sonsuz döngüye giriyor. Tabi bu sonsuz döngüyü işte programın çarpı tuşuna basarak bitirebilirsiniz ama bitirmezseniz bu program bilgisayarınız çalıştığı sürece çalışacaktır. Bu ana döngü içerisinde, yani bu sonsuz döngü içerisinde neler var?
Temel olarak iki işlem var arkadaşlar. OpenGL klavyenizi ve mouse'unuzu okuyor. Pardon, GLUT klavyenizi mouse'unuzu okuyor. Ve sizin belirttiğiniz bir fonksiyonu çağırıyor. Biz keyboard fonksiyonu diye bir şey demiştik. Onu çağıracak. Ve size hangi tuşa basıldığını verecek. Hemen ardından klavye fare okunduktan sonra OpenGL sizin çizim fonksiyonunuzu çağıracak ve ekrana çizdiğiniz şeyleri çıkartacak. Bu işlem arkadaşlar, bakın, resmi çıkardıktan sonra, çizim fonksiyonunuz bittikten sonra OpenGL tekrar döngünün başına getirecek işlemi. Tekrar klavye ve fare okuyacak. Sonra tekrar çizim yapacak. Belki bu seferki çizimde şeklinizi birkaç birim öteye çizdiriniz. Bir şekil önce, bir döngü öncesinde buradaydı. Bu sefer burada. Bakın, bir nevi animasyon oluşturuyorsunuz. Döngünüz tekrar başa dönüyor. Klavye tekrardan okunuyor. Çizim tekrardan yapılıyor. Ve bu sefer biraz daha ötedesiniz. Temel mantık hep bu arkadaşlar. Sürekli bir döngü. Siz sürekli olarak çizim yapıyorsunuz. Şu bahsetmiş olduğum sonsuz döngü aslında arkadaşlar bilgisayarınızda gerçekleşen çizimi anlatıyor. Aslında bu sadece bilgisayarınızda değil, televizyonunuzda gerçekleşen çizimi de anlatıyor. Bilgisayarınızda bilgisayar monitörlerinizi alırken hep şu sözü duyarsınız. 60 Hz, 75 Hz. Bu tazeleme oranı olarak adlandırılır. Tazeleme oranından kasıt monitörünüzün saniyede kaç tane resim çıkartabileceğini belirtir. Siz televizyonu izlerken aslında televizyonunuzda akıcı bir görüntü elde edebilmek için sürekli olarak resimler yollanıyor. Bu hepimizin çocukken yaptığı çizgi film oyununa benziyor. Yani sürekli resimler hızlı hızlı gelip gösterilince akıcı bir animasyon elde ediyoruz. Aynı şey arkadaşlar bilgisayar grafiğinde de var, yani OpenGL'de de var. Siz sürekli olarak çizim yaptırıyorsunuz ve bu çizimler saniyede mesela 60 tane çizim yapıyorsunuz ve sürekli olarak ard arda geldiği için bu çizimler bir animasyon etkisi elde ediyorsunuz. Yani ben burada resim 1, resim 2, resim 3 derken bunlar çok kısa sürede çiziliyor. Ard arda çizildiği için sanki siz aralarında hiçbir fark yokmuş gibi, sanki bir anda akıcı bir hareket etmiş gibi hissediyorsunuz. Ve her bu resim hareketinde bakın klavye okunuyor. Tabii siz saniyede 60 defa klavyeye basamazsınız. Burada bizim yapmamız gereken şey animasyonu sağlayabilmek için, örneğin her bir çizimden sonra şeklimizin koordinatlarını değiştirebiliriz. Mesela x koordinatlarını her bir çizimde 5 arttırırsak şeklimiz sanki sağa gidiyormuş gibi olabilir. Şimdi gelin isterseniz bu işlemi yapmaya çalışalım. Dikkat ediyorsanız koordinatlarımız, şunu kaldıralım, sadece bir üçgenle uğraşalım. İkinci bir üçgene gerek yok. Tabii burada üçgenimizin koordinatlarına direkt girdiğimiz için bunu her bir çağrıda değiştirme şansımız yok. Direkt girdik, sabit bir değer verdik. Bizim buraya bir değişken yazmamız lazım. Ben değişkeni global olarak yazıyorum. X diyorum. Mesela 0 diyelim başlangıçta. Tek yapmam gereken artı x, artı x, artı x. Tabii x'in değeri hiç artmayacağı için çizim fonksiyonları çağrısı boyunca hiçbir değişim olmayacak. Ben de her bir fonksiyon çağrısından sonra x'e 10 eklenmesini söylüyorum. Bu sayede OpenGL display fonksiyonunu her çağırdığında şekil 10 birim sağda çizilecek. Bir öncekinden 10 birim sağda çizilecek. Gelin isterseniz sonucu görelim. Gördüğünüz gibi sağa doğru ve gidiyor ve gitti. Peki geri getirebilir miyiz? Hayır. Şimdi umarım anlatabilmişimdir. Çizim fonksiyonu sürekli çağrılıyor. İşte genelde 30 ve 60 arası çağrı değişebiliyor. Bu da saniyede 30 tane çizim ve 60 tane çizim olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Tabii bu çizimler arasında OpenGL ve pardon GLUT, fark etmez artık siz hangisi olarak düşünürseniz, GLUT fonksiyonu sürekli olarak ne demiştim? Klavye okuduğunu söylemiştim. Klavye okunurken arkadaşlar tabi sizin hangi tuşa basıldığını kontrol etmeniz gerekiyor. Böyle bir imkan tanıması gerekiyor size ve o imkan da tanımış.
Bakın burada biz zaten klavye fonksiyonumuzu belirtmiştik Glut'a. Glut her klavye tuşuna basıldığında kimin bastığını, hangi tuşa basıldığını alıyor ve bizim şu fonksiyonumuzu çağırıyor arkadaşlar. Bizim tek yapmamız gereken, bu fonksiyonun çağrıldığını biliyoruz. Tek yapmamız gereken şuradaki key değerini kontrol etmek. Geleceğim buraya diyeceğim ki eğer ki küçük A tuşuna basılmışsa diyeceğim ki X'i 10 birim arttır. Sonra break. Eğer ki D'ye basılmışsa küçük D'ye X'i 10 birim azalt. Pardon, tam tersini yapalım. Tabii break'leri koyuyorum. Bakın artık şunu kaldıracağım. Bu sayede ne olacak? Her çizimde sağa çizilmeyecek. Ben tuşa bastığım zaman X artacak ve ona göre şekil 10 birim sağda çizilecek veya solda çizilecek. Bakın program 1 diyorum. Dikkat ediyorsanız şu an hareket etmiyor. Çünkü X'in artırılışını çizim fonksiyonunda yapmadım. Bakın şimdi D tuşuna basacağım. Tabii devreye girmedi. Bakalım neden girmedi. Arkadaşlar değişmemesinin sebebi, koordinatın değişmemesinin sebebi şu. Bakın bizim global değişkenimizin ismi X. Ve ne yazık ki fonksiyonun parametresi de X. Burada artırılıp eksiltilen fonksiyonun parametresi oluyor. Çünkü parametre global değişkeni eziyor arkadaşlar. Bunu değişkenler videosunda söylemiştim. Bunu büyük X yapacağım ki isim karmaşası olmasın. Bizim değişkenimiz ezilmesin. Bu X. Sonra da make program 1. Bakın D'ye bastığım zaman, bakın her D'ye bastığımda bir sonraki çizim şekli 10 birim sağda çiziyor. Bakın şu an hiçbir tuşa basmamış olmama rağmen emin olun birçok defa çizim yapılıyor. Ben D'ye bastığım zaman bir sonraki çizimin 10 birim sağda yapılmasını garanti altına alıyorum. Yani çizimden önce gerekli işlemleri yapmış olabiliyorum. Klavye fonksiyonunun avantajı bu. Şimdi gelin isterseniz birkaç yardımcı sınıf yapalım. İşimizi daha da kolaylaştıralım. Arkadaşlar, şimdi de şurada görmüş olduğunuz fonksiyon çağrılarını ortadan kaldırmak istiyorum. Dikkat ediyorsanız pek iç açıcı görünmüyor. GL, vertex, ikf çok anlamlı değil. Ben bunu nokta adlı bir sınıf içerisinde saklamak istiyorum. Ya buna kapsül etmek de diyebilirsiniz. Bakın. Tabi her zamanki gibi nokta haşımı oluşturdum. Bakın if indeflerimi koydum. Sonra sınıfımı yazdım. Sınıfımın iki tane elemanı var. X ve Y. Sınıfımın bir tane kurucusu var. Pardon, iki tane kurucusu var. Birisi parametresiz, birisi parametreli. Bir tane de kullan metodu var. Bunu birazdan göstereceğim. Gövdelerinde ise arkadaşlar bakın X ve Y demişiz. Eşittir sıfır parametresi kurucuda. Bakın burada dikkat ediyorsanız this diye bir kelime kullanmışım. Şimdi eğer bu şekilde atama yaparsam derleyiciniz şöyle davranacak arkadaşlar. Bu x parametre olarak gelen x'ten başka bir şey değil. Yani parametre olan x'i kendisine atamış oluyoruz. Neden? Çünkü parametre olarak gelen x bizim sınıfımıza ait olan x'i eziyor. Değişken ezme kuralından arkadaşlar en son tanımlanan bir önceki ezer. Peki sınıfımıza ait olan x'e nasıl erişeceğiz? This pointer ile. This pointer arkadaşlar bu sınıftan bir nesne oluşturduğunuzda o nesnenin adresi oluveriyor. Yani derleyici this gördüğü yere nesnenin adresini yapıştırıyor. Bir nevi pointer oluyor ve onun x elemanına erişiyorsunuz. Aynı şekilde burada şunu yaptığımız zaman nesneye ait olan y'yi kastetmiş oluyoruz. This sadece ve sadece nesneye ait olan fonksiyonlar içerisinde olabilir arkadaşlar. Başka yerde kullanamazsınız. Çünkü this diyorsunuz. Bu nesnenin adresi. Bunu yazdıktan sonra void nokta kullan diyorum. Kullan fonksiyonunu yapacağı tek şey arkadaşlar. Şuradaki gl vertex'i alacağım. Buraya yerleştireceğim. Tabi burada x ve y diyeceğim. Şimdi diyebilirsiniz ki burada niye this x kullanmadık? Çünkü bakın sınıfa ait olan x ve y'yi ezecek başka bir değişken tanımlanmamış. O yüzden burada istediğim gibi x ve y kullanabilirim.
Bu işlemi yaptıktan sonra tabii make file'imi değiştirmem gerekiyor. Bir kere iki tane CPP'm var. O iki CPP için iki tane derleme aşaması eklemem gerekiyor. Arkadaşlar, ileri seviye Mac file kullandığınız zaman artık bu kadar uzun yapmanıza da gerek kalmayacak ama şu anki seviyeniz için bunlar gerekiyor. G++ eksi C. Sonra biliyorsunuz JXX flags. Sonra da bu arkadaşımızı yazacağız. Aynı şekilde nokta içinde yapacağım bunu. Nokta. Nokta. Sonra da birleştirme işlemi için program 1'de şöyle, pardon, noktayı da ekliyorum. Ne demiştim? Programı ilgilendiren kaç tane CPP varsa hepsinin o dosyasını birleştirmeniz gerekiyor bu şekilde. Böyle. Tabii artık include'lara ihtiyacım yok. Bu aşamada include'lara ihtiyacım yok. Çünkü sadece o'ları birleştireceğim. Include'lara burada ihtiyacınız oluyor. O yüzden JXX flags'ı kullandım. Başka bir şeye gerek yok. Make diyeceğim. Tabii burada değil. GLX 2 artık not, was not declared. Tabii sebebi şu. GL'yi vertex 2 F'i kullandım ama glut'u eklemedim. Şuradan glut'u alacağım. Buraya yerleştireceğim. Bakalım derleyelim nasıl bir sonuç. Sorun yok. Geliyorum arkadaşlar şuraya. Geleceğim, diyeceğim ki nokta n1, şunu alacağım, yapıştıracağım buraya. Nokta n2, nokta n3, şu kısmı alacağım. Sonra da şurayı. Burada ise sadece şöyle yazacağım. N1 kullan. N2 kullan. N3 kullan. Şimdi bakın arkadaşlar, derlersek hata verir. Niye? Çünkü noktayı eklemedik burada. Include nokta h. Şimdi make dediğim zaman program 1, bakın gördüğünüz gibi çizdi yine. Ama ne oldu? Çok daha sade bir hale getirdik. Bakın şu kısma gelince, bakın bu kısım karışık gibi görünebilir ama bu işimizi çok kolaylaştıracak. Bunu göstereceğim özellikle dörtgen sınıfı yaptığımızda. Başka bir sınıf daha yapabiliriz. Mesela şu arkadaşımızı içerisine alacak bir sınıf daha yapabiliriz. Tabii nasıl yapıldığını göstermeyeceğim. Sadece sonucu göstereceğim sizlere. Renk sınıfımda arkadaşlar bu şekilde olacak. İki tane fonksiyonu, kurucu fonksiyonu. Üç tane elemanı. Kırmızı rengin yoğunluğu, yeşil rengin yoğunluğu, mavi rengin yoğunluğu. Yoğunluk değeri arkadaşlar 0 ile 1 arasında float değerler oluyor. Gövdeler bu şekilde olacak. Yine haşlosun ekleyeceğim. Freeglot ekleyeceğim. Parametresi kurucuda rengi, yani varsayılan rengi mavi yapacağım. Eğer ki parametre girmediysek mavi renkte olacak. Eğer parametreye gittiysek atayacağız. Bakın burada this demedim çünkü isim karmaşası yok. K kırmızıyı ezmiyor. Kullan fonksiyonunda da GL3F'i kullanacağım. Bu şekilde ne yapmış olacağım arkadaşlar? Şurayı sadeleştireceğim. Diyeceğim ki renk R. Hiç kullanmayalım isterseniz. Default renkleri yapsın. Şuraya da R kullan diyeceğim. Tabii Mac file'imi de ayarlamam gerekiyor. Bunu unutmayalım çünkü yeni bir CPP'm var. Her CPP'nin ayrı değerlenmesi gerekiyor. Rengi alalım. Pardon. Sonra da şu arkadaşımıza bir tane daha eklenecek. Çünkü exe'de bir tane daha ihtiyacımız var. Tamamdır. Hop, hemen hata verdi. Rank was not declared. Çünkü eklemedik. Bakın hataları buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Lütfen bana burada gördüğünüz hatalardan dolayı dönmeyin. Bunları artık kendi başınıza bulabiliyor olmanız lazım. Hatayı okuyup araştırın internette. Bakalım neymiş hata. Çok zorlanırsınız artık dönersiniz. Bakın gördüğünüz gibi renk olayı da halloldu. Renk sınıfını da yaptık. Şimdi
Ben istiyorum ki bir üçgen çizmek için, bir dörtgen çizmek için böyle sürekli girmek zorunda kalmayayım değerlere. Onun için bir sınıf yapayım. Sınıfı istediğim gibi sola sağa hareket ettirecek fonksiyonlar geliştireyim. Öncelikle isterseniz bir tane dörtgen sınıfı yapalım. N dörtgen nokta h. Dörtgen yapıyorum çünkü dörtgen en kolay olanı. Bakın burada kopyalayıp yapıştıracağım. Şuraları silelim. Şurayı dörtgen diyelim. Aslında bakın biraz beleşçilik oluyor ama idare edin. Şurayı da dörtgen diyelim. Şuna x1, şuna y1 diyelim. Şuna x2, şuna y2 diyelim. Tamam. Kullan demeyelim de çiz diyelim. Daha mantıklı. Bu arkadaşlarımızı ise nasıl ayıracağız onu görelim. Şimdi bir tane yeni bir dörtgen düşünelim. Dörtgen adı üstünde 1, 2, 3, 4 tane nokta var. Şimdi arkadaşlar biz dörtgeni direkt çizdirebiliriz OpenGL'de. Ama ben istiyorum ki hep üçgende çizdirin. Çünkü arkadaşlar arka planda çizim hep üçgenler şeklinde yapılıyor. Siz dörtgen çizdirmek istediğinizi bile söylesiniz OpenGL'e. O arka planda onları iki üçgen olarak çizecek. Çünkü grafik programlamanın temelinde üçgenler vardır. Üçgenler en çok kullanılan şekillerdir arkadaşlar. Hatta ekran kartınız üçgen üzerine çalışıyor yani. Üçgenden başka işlem yapmaz. Şimdi peki biz bu dörtgeni nasıl çizebiliriz? İki tane üçgenle. Arkadaşlar ortadan şöyle bölersek bakın iki tane üçgenimiz var. Birinci üçgen, ikinci üçgen veya burası 1, burası 2 de diyebilirsiniz. Şimdi şurası N1, şurası N2, şurası N3 ve şurası da N4 olsun. Veya biz dizi yaptığımız için arkadaşlar N0, N1, N2, pardon N2, harikayım. Nerede bu? Şunu alalım. N3. 3 tane, bizim de kaç tane noktaya ihtiyacımız var? 4 tane noktaya ihtiyacımız var. Bakın arkadaşlar, 4 tane noktaya ihtiyacım olduğunu bildiğim için benim bunu pointer'la oluşturmama gerek yok. Bakın eğer ki nokta sayımı bilmiyorsam pointer'la oluşturmak zorundayım. Ama nokta sayımı bildiğim için artık pointer'a gerek yok. Ne yapmam gerekiyor? Sadece yapmam gereken şey şu. Nokta noktalar diyeceğim. 4. Ama gelin hepimizin içi rahat olsun. Bunu pointer'la halledelim. Yani dinamik olarak alalım. Noktalar. Bu şekilde. Şimdi tabii noktaları belirledik. CPP dosyamıza gelip oluşturalım. Kurucu fonksiyonumuzu yapalım. Şimdi arkadaşlar, eğer ki kullanıcı hiçbir şey girmemişse, bakın biz her halükarda bu durumda en azından dörtgenimizin 4 tane noktaya ait noktası olacağını biliyoruz. Ben o yüzden direkt kurucularda noktalarımızı yazabilirim. Mesela ne derim? Ne diyeceğim? Noktalar demiştim pointer'ıma. Diyeceğim ki new nokta 4 tane. Parametre de vermeyeceğim. Bu sayede hepsi sıfır değerine sahip olacak. Ayrıyeten bir tane de parametrede kurucumuz varmış. Şunu alalım. Eğer ki kullanıcı dörtgen, pardon, şu şekilde yaparsa ne yapmam gerekiyor? Eğer bu fonksiyonla oluşturuluyorsa yine oluşturmam gerekiyor alanlarını. Tabii arkadaşlar bu yapı sadece dörtgende işe yarar. Benim size ödevde verdiğim dairede bu işe yaramaz. Çünkü siz daireyi oluşturabilmeniz için oluştur fonksiyonunu çağırmanız gerekiyor. Yani asıl diziyi, dinamik diziyi oluşturduğunuz yer oluştur fonksiyonu olacak. Kurucu değer değil. Şimdi devam ediyorum.
Burada neden kurucuda oluşturdum söyledim. Çünkü dörtgenin dört tane noktaya sahip olacağını biliyorum. Buna dikdörtgen de diyebiliriz ama neyse. Şimdi arkadaşlar x1 dediğim zaman kastettiğim buranın x koordinatı. Yani n0'ın x koordinatı. Y1 dediğim zaman da arkadaşlar n0'ın y koordinatını kastediyorum. Benim yapmam gereken şey burada noktalar 0 yani n0 oluyor bu. X eşittir x1. Aynı şekilde noktalar 0, y dediğim zaman o da y1 olacak. Tabii bu sefer ne olacak? Noktalar 2, x eşittir x2 olacak. Çünkü ben arkadaşlar kullanıcıdan bu noktayı ve bu noktayı istiyorum. İki köşegeni istiyorum. Bu sayede dörtgenin diğer noktalarını bulabilirim. Noktalar 2, y diyeceğim eşittir y2. Bunu da hallettikten sonra arkadaşlar n3'ü bulmak kolay. n3'ün x ve y'sine bakalım. Bakın n3'ün x'i, x koordinatı n2 ile aynı. O yüzden x2 diyorum. Sorun yok. Ve n3'ün y koordinatı, bakın n0 ile aynı. Yani şu. n3'ümü de buldum. Şimdi n1'i bulmak gerekiyor. O da basit. n1'in x koordinatı n0 ile aynı. Yani şurası x1 olacak. N1'in y koordinatı n2 ile aynı. O zaman y2'm de değişmeyecek. Bakın koordinatlarını verdim. Şimdi çiz fonksiyonuna gelelim. Void dörtgen çiz. Çiz fonksiyonu arkadaşlar noktaların kullanımını kullan fonksiyonunu çağıracak ama hangi sırayla? Şimdi üçgen çizmem için arkadaşlar benim dörtgeni çizmem için iki tane üçgeni çizmem gerekiyor. Birinci ve ikinci üçgeni. Birinci üçgeni çizmek için OpenGL'e ne yapmam lazım? Diyeceğim ki N0'ı kullan, N1'i kullan, N2'yi kullan. Yani geleceğim N0 kullan. Bakın bu birinci üçgen için. Sonra N1 yine gitti. N1 kullan. Sonra N2 kullan. Hemen ardından ikinci üçgeni çizmem için ne gerekiyor? N0, N2, N3. Bakın iki boyutlu çizim yaptığım için sırası önemli değil. Yeter ki ard arda verin. N0, N3, N2 diyebilirsiniz. N2, N0, N3 diyebilirsiniz. N2, N3, N0 diyebilirsiniz. Size kalmış. Şunları aynen kopyalayayım. Ne diyecektim? N0, N2. Benim 2'm de 1'e benziyor. Bu şekilde hallettik. Bakın oldukça basit. Şimdi ne yapacağım? Tabii Mac faalime gelip dörtgeni de eklemem gerekiyor. Şuraya geleceğim. Bakın CPP dosyası eklendiği gibi bunu yapmak zorundayım. Dörtgen. Hop, hep şu hatayı yapıyorum. Sonra dörtgen O'yu bir de exe oluştururken de kullanmam gerekiyor. Tamam. Şimdi gelelim. Burada dörtgen nokta haş. Artık noktaya ihtiyacım yok. Çünkü şunları kullanmayacağım arkadaşlar. Global bir tane dörtgen yapalım isterseniz. Dörtgen pointer kullanalım. Dörtgen diyelim. Sonra da gelelim. Kurucudan önce arkadaşlar bakın main loop'a girmeden önce ana döngüden bahsetmiştim. Ana döngü arkadaşlar burayı söylemeyi unutmuşum. Ana döngü burada başlatılıyor. Yani bütün ayarları şurada yapmanız gerekiyor şu alanda. Ana döngüye girdikten sonra artık arkadaşlar sonsuz bir döngü. Sürekli klavyeden okuyorsunuz, çizdiriyorsunuz, okuyorsunuz, çizdiriyorsunuz. Ben burada oluşturacağım dörtgenimi. Ben sürekli çağrılmasını, sürekli oluşturulmasını istemiyorum dörtgeni. New. Harika yine bozuldu. New dörtgen. Parametre olarak ne istiyorum? Mesela şurası x'ten 100 birim ötede olsun. 100 birim. Şurası 400 birim olsun. Şu koordinat x'ten 300 birim ötede olsun. Veya 500 olsun orası. Şu koordinatta y koordinatı da 100 birim olsun. Veya 150 diyelim bakalım neresi nasıl bir sonuç çıkacak.
Bakın dörtgenimizi oluşturduk. Tek yapmam gereken de dörtgen pointer'ı kullanıp çiz metodunu çağırmak. Bakın her şey ardı ardına gerçekleşecek ve dörtgen çizdirilecek. İnşallah hatamız yoktur. Olmadan olmaz. Nokta does not name a type diyor. Dörtgene gelelim. Tabi burada bir pointer kullanmışız. Mecbur include etmemiz gerekiyor. Nokta nokta haş. Arkadaşlar ileride size bir teknik göstereceğim. Bu pointer olduğu için illa burada include etmenize gerek yok. Şu an için burada kalsın ama bilin ki burada include etmenize gerek yok. Başka bir teknikle include'dan kurtulabiliyorsunuz ama şu an için gerek yok. Make diyorum. Void display. Dörtgen was not declared diyor. Dörtgen tanımlanmamış diyor. Gelelim şuraya. Dörtgen niye tanımlanmadı? Ben ne isim verdim ona? Ah, gene dörtgen yerine dörgen demişim. Çok güzel. Yine dörgen demişim. Nerede? Dörtgen içerisinde. T harfinde sanırım bir sorun var. Sürekli aynı hatayı yapıyor. Dörtgen çiz and... Tabi burası N değil, noktalar. Kendi başınıza kod yazınca kimse size bağıramıyor. Şurada hata yaptınız diye. Evet, değerlendi. Ve bozuk bir dörtgen çıktı. Düzeltelim. Hangi noktada sorun var? Bakın bu noktada sorun var. N1'de. Neden? Neden? Çünkü belli. N1'i hiç atama yapmamışız. Tamam. Şimdi oldu. Ve gördüğünüz gibi dörtgenimizi çizdik. Şimdi bu dörtgene ben dört fonksiyon eklemek istiyorum. Sola, sağa ve yukarı aşağı götüren fonksiyonlar. Geleceğim buraya bir tane fonksiyon ekleyeceğim. Void sola git diyeceğim. Bir tane de void sağa git diyeceğim. Bakın bu fonksiyonların hemen gövdelerini yazacağım. Kurucunun altına. Void. İnşallah bu sefer dörtgen yazabilirim. Evet yazdım. Sağa git. Void dörtgen sola git. Arkadaşlar, sağ git fonksiyonu çağrıldığı an ben dörtgenimizin tekrardan çizeyim. Dörtgenimizin sağ git fonksiyonu bir kere çağrıldığında koordinatların 4 birim sağa ötelenmesini istiyorum. Yani gelecek 4 birim öteye çizecek. Yani koordinatlarını 4 birim sağa taşıyacak. Bunu sağlamanın yolu arkadaşlar basit. Bütün koordinatlarımın x'ine biliyorum ki 4 tane koordinatım var. O yüzden direkt rakam yazabiliyorum arkadaşlar. Mesela siz daire yaparken bunu kullanamazsınız. Sizin bir üçgen sayınız var. Ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Üçgen sayınızla nokta sayınız orantılı. Ona göre gitmeniz gerekiyor. Ama burada ben kaç tane nokta olduğunu biliyorum. 4 tane. Fix değer kullanabilirim. Buradan arkadaşlar noktaların hep x değerlerine 10 ekleyeceğim. Şuraya i diyeceğim. Bütün noktaların x değerlerine 10 birim diyeceğim. Aslında bu 10 birimi de yine bir dışarıdan girilen bir değer şeklinde alabilirdik. Yani şurada bir değer alırdık. O değeri ekletebilirdik ama şu an için gerekmiyor. Aynı işlemi sola git için de yapacağım. Buna da eksi diyeceğim. Bakın bu fonksiyonları geleceğim. Şurada çağıracağım. A'ya bastığı zaman dörtgen sola git. Yani 4 birim sola götürecek koordinatlarını. Aynı şekilde dörtgen ops gene yaptı. Sağa git. Evet. Şimdi derlediğim zaman bakalım neler olacak. Bakın D'ye bastığım zaman sağa gidiyor. A'ya bastığım zaman sola gidiyor. Tamam, bunu hallettik. Şimdi gelin yukarı aşağı gidi de yapalım hemen. Çok zor değil onlar zaten bundan sonra. Yukarı git. Aşağı git. Tamam. Aynı şekilde gövdeleri de yapıştıralım böyle.
Harika. Ortalığı çok karıştırdım. Yukarı git. Burada tabii y koordinatına ne yapacağız? Onu ekleyeceğiz. Aşağı gitti de y koordinatından 10 çıkartacağız. Main fonksiyonuna da geliyorum arkadaşlar. Diyorum ki eğer ki R'ye basılırsa, tabi bunu değiştireceğiz ileride. Diyeceğim ki dörtgen yukarı git. Bakın her şey birbirini çağırıyor. Dikkat ediyorsanız main fonksiyonumuzun bulunduğu CPP dosyası gidiyor dörtgeni çağırıyor. Dörtgen noktayı çağırıyor. Hepsi ilişkili. Bilgisayar mühendisi olmanın sırrı da bu arkadaş. İşte bu yapıyı kontrol edebilmeniz gerekiyor. Bu da pratikle olur arkadaşlar. Eğer pratik yapmazsanız asla bu kontrolü sağlayamazsınız. Ne yazık ki önceki senelerdeki bir kötü tecrübemiz herkesin fonksiyonlarını tek bir bütün komutları tek bir fonksiyon içerisine yazma alışkanlığı. Böyle bir kodu okumayı bırakın, geliştirmenin imkanı yok. O yüzden fonksiyonlarınızı parçalı halde yazmanız gerekiyor sınıflarınızı. Bakın. Evet. Bakın sola gidiyor. Yukarı tuşu çalışmıyor. Evet çalışıyor. Yukarıda gidiyor, aşağıda gidiyor. Çok iyi. İki işlemi de yaptırdık. Tabii ne eksik? Renk yok. Aslında dörtgenimizin bir de rengi olabilir. Gelin ona da bir de renk ekleyelim. Şuraya gelelim. Dörtgen haş, pardon. Renk nokta haş. Tamam. Buraya da gelelim. Renk diyelim. Sonra da rengine ne diyelim arkadaşlar? Bunun için de ayrı bir kurucu yapmamıza gerek yok. Public yaptık. Renk diyeceğim. Mavi oldu. Bizi gelin kırmızısına da eşittir. 1-0 diyelim. Mavi ile kırmızının karışımı olacak bu sayede. Ve çiz fonksiyonunda arkadaşlar gelelim. Renk kullan diyelim. Yani ayrıyeten renk belirtmenize gerek olmayacak. Dörtgen kendi rengine sahip, kendi noktalarına sahip. Sadece çiz demeniz önce rengini kullanmasına ve sonra da noktalarını kullanmasına yetiyor. Bakın arkadaşlar nesneye dayalı programlamanın güzelliği bu. Dikkat ediyorsanız tek yaptığımız şey çiz demek. İçerideki karmaşayı unutun. Bakın bunların hepsini unutun. Tek yaptığım şey dörtgen çiz dedim. Bakın her yerde dörtgeni kullanıyorum. Dörtgen içerisinde birçok karmaşık yapıyı barındırıyor. Ama ben dörtgeni kullanan kişi olarak işim ne kadar kolay değil mi? Zaten bizim amacımız diğer programcıların daha kolay kullanabileceği bu tip sınıflar yapmak. Bakın her şey gitti. Fonksiyonum ne kadar sadeleşti. Sanki ilk haline dönmüş gibi. Gelin bir deneyelim çalışıyor mu? Hata yok. Yalnız rengim hala mavi. Tabii neden? Çünkü make file eklemedim. Yok ekledim. Onda da bir sorun yok. Peki hatamız nerede? Renk mavi demişiz. Dörtgen. Tabii bu kurucuyla çalıştırmadığımız için. Çünkü biz nesnemizi bu kurucuyla oluşturduk. Kırmızı rengi almıyordu. Bu noktada da kırmızıyı vereceğiz. Ve el rengimizi elde ettik. Arkadaşlar şu an için son bir şeyden bahsedeceğim. En azından bu uygulama için. İstersek arkadaşlar çizimi iki farklı modda yapabiliriz. Yani OpenGL'in çizdiği şekillerin içerisini doldurmasını engelleyebiliriz. Bakın poligon mod fonksiyonu bu işe yarıyor. Poligon moda GL front parametresini verip ilk önce yani ön yüz demektir o. GL line dediğiniz zaman bu OpenGL'in şekillerin içerisini doldurmasını engelleyecek. Bakın sadece çizgileri yaptı. İçerisini doldurmadı. İçerisini doldurmasını isterseniz ki varsayılan olarak içeriği dolduracaktır. Eğer siz bunu koymazsanız demin de gördüğünüz gibi içerisini dolduracak.
Ama siz bir aşamada tekrardan içeriğin değişmesini istiyorsanız, yani line'dan tekrar içeriği doldurmaya geçmesini istiyorsanız, fill demeniz gerekiyor. Bu sefer içeriği dolduracak. Şimdi benim istediğim bir klavye tuşuna bağlamak bu işi. Geleceğim buraya. Diyeceğim ki eğer ki kullanıcı küçük W desin. Buna tel kafes de deniyor. Wireframe'den de geliyor. Ayrıyeten bakın büyük harf V'yi de kapsamasını istiyorum. Onun için böyle yapıyorum. Hem küçük harf hem büyük harf de devreye girsin. Ne yapsın? Şurayı alalım. Bu haldeyken OpenGL'e diyorum ki sen diyorum çizimlerini içeri doldurma. Yani ne çizilirse çizilsin içerisinde doldurma. Sadece çizgileri çiz. Ayrıca diyorum ki eğer ki A girilirse küçük A veya büyük A girilirse bu sefer içini doldurarak çiz. Bakın nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Duplicate case nerede oldu? Keyboard 53 53. Tabii A diyemeyiz çünkü burada da A'yı kullanmıştık. Burada ne diyeceğiz? S diyelim. Büyük S. Tekrar derleyelim. Bakın. Şimdi W'ye bastığım zaman hiç devreye girmedi. Her şey devrede. Niye W devreye girmedi? Bakalım. Ah tabii burada çünkü sürekli fill yapıyoruz. Ben istediğim kadar bunları devreye sokayım. Çizimi yapmadan önce bu arkadaş devreye girecek. O yüzden benim yaptığım işlemler deaktivite oluyor. Hep içi dolu çizdiriyordu. Şimdi bakın W'ye bastım. Görüyorsunuz. S'ye bastım içeri dolduruyor. W, S, W, S, W, S. Sağa gidiyor. Sola gidiyor. Yukarı çıkıyor. Aşağı iniyor. Bakın hepsi var. Bu şekilde işimizi halledebiliriz. Glut ile ilgili bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sanırım bu ödevinizi yapmanız için yeterli bir video. Unutmamız gerekiyor. Glut C veya D klasöründe olacak. Mac file'ınızı ona göre ayarlayacaksınız. Şuradakiler görüyorsunuz. Ayrıca programınızın çalışabilmesi için DLL dosyasının ya çalıştırılabilir exe'nin yanında olması gerekiyor bu şekilde ya da dediğim gibi MinGV'nin bin klasöründe Sistem 32 klasöründe Windows'un veya SES64 klasöründe olabilir. Bu şekilde programınız derlenecektir. Hepinize kolay gelsin.